7/24 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yedek kulübesiyle tekrar birlikteyiz. Kenan hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk Erman abi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu hafta Gökhan Akça yok yanımızda. Nedenini bilmiyoruz. Söylemedi. Söylemedi bize. Yoğun işlerim var dedi. Ama yorumlara yazın. Beşiktaş da galip geldi aslında. Gelmesi lazımdı. Hocam buraya. Onun New York'ta bir tane susam fabrikası var. Galiba içler orada. Holding'i büyütü diyorsun. Çok işim var dedi ama ne var bilmiyorum. Yorumlarda sorun neden yokmuş. Biz bilmiyoruz neden olmadığını. Biz de öğrenmiş oluruz. Biz de öğrenmiş ama oluruz. Ama pozitif çıkmasın bunun şeyi falan. Yok yok. Başka türlüymüş. Bazı sıkıntıları varmış. Programımıza, daha doğrusu kanalımıza abone olmayı unutmayın ve haftanın maçı Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle başlıyoruz. Kısır geçen bir derbi vardı. Kazanan Galatasaray oldu hocam. Hocam sen önce bir salla. Ben İçini bir boşalt. Sallayayım. Ya ben sen bir rahatla Fener'e salla sen. Hayır şimdi benim görüşüme herhalde siz katılırsınız. Bu son dönemdeki Galatasaray Fenerbahçe maçları harbiden çok sıkıcı geçiyor. Evet. Yani harbiden mesela geçen hafta Beşiktaş Trabzon serttik, güzeldi. Beşiktaş Galatasaray evet. Serttik. Güzel maçlardı, hani zevk alıyorsun. Abi bu Galatasaray-Fener maçı, hani bazen göre Türkiye'nin en büyük derbisi deniyor. Abi maçlar rezil ya, harbi rezil yani. Zevk almıyorsun, oturuyoruz. Allah'tan bir Mustafa çıktı da bir gol atıyorsa gol görebileceğiz aslında. Valla Mustafa'nın gelmesi iyi oldu Galatasaray için. Evet. Transfer iyi bir transfer. Çok en iyi transfer. Bence Mesut'tan daha büyük bir transfer oldu gibi Türkiye'de şu anda Mustafa'nın geri gelmesi. Gene inanılmaz goller kurtardı, bir iki tane. Maçın kaderini değiştirebilecek. Evet. Zaten iki takım da fazla dediğin gibi hocam bir şey yoktu. Yani Galatasaray'da da yoktu. Fenerbahçe'de de yoktu. Hatta Galatasaray o kadar kötüydü ki Fener sanki biraz iyiymiş gibi gözüküyor. Yok yok şimdi ben bir şey söyleyeyim mi? Bence lan böyle baktın mı normalde de o zaten. İki hoca da yenilmek istemiyordu. Evet. Yani iki hoca da için belli. Şimdi daha çok maç var önlerinde. Şimdi Galatasaray yani yenemezse bile 3 puan farkı koruyacak. Nasıl olsa bir yerde takılır diye düşünüyor. Fener de Erol Hoca da herhalde aynısını düşündü. Yenilmeyelim, arayı bir tutalım. Ya yani öyle bir maç oldu zaten. Ama yani bence Galatasaray ilk yarı biraz daha cesaretle oynadı Fener'den. Yine ben şey sandım, Fenerbahçe diyeceklerdi biz topu rakibe bıraktık. Harbi öyle yaptılar. Öyleydi zaten. 60, i̇lk yarım saat öyleydi. 66-34 falandı galiba. Ya aynen ama ya bak bana şahsen sorarsan. Ben yine Fatih Hoca biraz daha kurnazıyla, tecrübesiyle öne çıktı bu maçta da. Şimdi Erol Hoca, şimdi ben Erol Hoca'yı mesela maçı seyrediyorum. Ya bir şey soracağım. Özil'i almışsın. Özil gibi bir oyuncu elinde varsa abi nasıl oynatmıyorsun sen bu adamı yani? Hani hepimiz gördük son yarım saat oyuna girdi abi. Top yakışıyor adama yani ya. Alışı, verişi. Evet. Harbiden nasıl yani böyle. Nasıl farklı bir kumaş olduğu ya, ortaya çıkıyor değil mi? Zevk sen oradan ya. Mert Hakan'ı 60 dakikada ya. Vallahi nasıl dayandı Mert Hakan? Hani ben bir şey söyleyeyim. Mert Hakan gene biraz böyle çabalıyordu. Ondan önce çıkacak daha başka oyuncular var. Ha, ben sana söyleyeyim. Var. Sen Valencia'yı gördün mü işte masada? Öbür neydi sizin yeni transfer? Ne Valencia vardı, ne Samuel Sabata vardı, ne Sisse vardı. Samuel gördün mü? Yani fazla bir şey yok. Abi yani harbiden şey çok yoktu. Zayıflardı. Hani ben Mert Hakan'a ben de şimdi geçen de herkes birkaç tane Fener arkadaşı. Ya dedim ki Mert Hakan'ı sallayın da ondan önce 2-3 tane başka oyuncu var sallanacak şimdi ha. Şimdi Gustavo arkada olunca herkes rahat önde. Aynen. Gustavo olmadı mı işler değişik Fenerbahçe'de. Demek ki o kadar alternatifli kadrosu yokmuş. Ben deme gibi Gustavo'yu yani, alternatif bulamayınca. Ben onu soracaktım. Yani, demek o kadar alternatif yok. 22 yani. Transferin arasında bir tane Gustavo'ya yedek bir oyuncu bulunamaz bile. Vardı. Bence, bu Hakan'ı falan düşünmüşlerdir belki. Bence vardı Tolga Ciğerci. Onu da İrfan Can da. Aynen Tolga Ciğerci. Ama Tolga'yı zaten hiç düşünmüyorlardı zaten. Ama o pozisyonda bak şimdi biz de topu aldık. Çoğu hoca şey de yapabilirdi mesela şimdi. Bu Salay topu kullanmayı biliyor. Topu da oynayabiliyor. Alır mısın hocam onu oraya? Ya şimdi hani bir normalde düşünün ben aklımdan geçmedi değil. Dedim ki defansa yine hani bilinen iki stoperi koyar. Koyarım ya sağda koyarım. Salay da önüne koy. Hani en azından o İki tane hücuma çıkacak adam arkasını biraz daha kullansın. Abi çünkü top da atıyor değil mi hocam? Sosa, bir top atıyor. Ya bir de defansı güçlü. Sosa ikinci müdahaleye girmeyen bir adam. Ozan yine iyi biraz. Uğraşıyor, koşturuyor. Mert Hakan kendiyle mücadele ediyor. Yalnız var ya Fatih derim sen var ya yemin ediyorum Kadir gecesi doğmuşsun. Yok. İki deplasman maçı ikisinde de Gustavo yok. Ayarlamışlar galiba. Ayarlamışlar galiba. Çok şanslı bir adam hocam yani. Fatih Hoca var ya şansal büyük abi diyor ya. Erman Türk abi. Futboluna gelmiş en şanslı adam diye. Ama yo, ben, yo, adam ben şöyle bir şey söyleyeyim. Lazım. Tamam yarım saat top Galatasaray'daydı da Galatasaray ilk yarıyı 8 kişi oynadı. Ya Galatasaray ben Belhanda Galatasaray yoktu. Çok iyi değildi ya. Yani. Belhanda sahada yoktu. Arda yoktu. Artı Mustafa da yoktu. Ve Taylan, Mustafa'yı geçelim,
Arda'yla Belhanda'nın işlerini yapmaya başladı. Ya şimdi bak ben belki sen şimdi Galatasaray'da daha olduğun için daha ben şimdi maça baktım da bana şimdi sorsan ki maçın adamı kim? Yok. Ben Tayland derim. Ya işte ben Tayland'a demem. Tayland'a abi çok top kaptırıyor, çok şey yapıyor. Dikine pası kullanamıyor. Hep alıyor, yana veriyor. Hani bir şey al. Ama bir işte ucun... o şeyden kaynaklandı. Ha. Arda'yla Belhanda'nın arkasını topladığı için bütün her yerde Taylan'ı görmeye başladı. Ya zaten yani harbiden kötü maçtı. Yani şimdi yine işte o Mısırlı oyuncu Serdar Aziz de bir çalım yedi. Yani harbiden şey yani böyle ya. Abi bir de Serdar Aziz'e ben maçı da seyrediyorum. Hatta benim oğlan söyledim. Bak oğlum dedim. Stoper oynuyorsan her iki dakika yerde yatmayacaksın abi. Hep yerde bu adam ya. Sen stoper abi stoperler normalde ne yapar? Dayak at yani. Tabiri caiz. Dayak atacaksın abi orada sen. Aynen bu her topta yerde ya. Ben anlamadım ki vermiş abi ya. Lan dedim bu nasıl stoper dedim. Zaten öyle gol yediler zaten abi. Yani. Yok. Galatasaray'da bir şey dikkatimi çekti. 4-1-4-1 görünüyor ya hocam. Daha çok 2-5-3'e gördüm ben bu maçta. Ya şimdi... Kanatlarla beraber. Evet diyorsun. Kanatlarla beraber. Yani beklerle beraber. Fatih Hoca'yı bir konuda şey yapmak lazım. Şimdi mesela stoperde şey oynuyor. Donk oynatıyor. Topu kullanabiliyor adam. Bak hiç dangdung evet. Oynamıyor Donk. Şimdi normalde kime sorsan Marco Lindama der herkes evet. Stoper olarak. Adam bak Donk oynatıyor. Top oynamak için. Bence Galatasaray biraz daha Fatih Hoca'yı yani şey yapmak lazım. Biraz daha öndeydi o. Çünkü oyun oynamak istedi o. Şimdi Arda'yı oynar mı normalde düşünürsün. Arda ama hep topu ayağında kullanabilen adamlar oynattı ama Fenerbahçe'de abi kendi sahasında oynuyor. Kontra atar oynuyor. Ben böyle bir şey görmedim yani. Yani şimdi yok abi Türkiye'de yok. Böyle bir sistem oyun yok. İçinde yok sahanın abi. İçinde oyuncu değiştirmeden en çok müdahale eden adam Fatih Terim. Yani Belanda'yı birazdan sağda görüyorsun. Abi. Bir bakıyorsun Donk forvete gidiyor. Yani oyun içinde de bazı hamleleri aynen. Var Fatih Terim'in. Erol Hoca'nın bütün hamleleri hep takımı stop ettiriyor. Kaç aynen. Haftadır söylediğim aynen. Gibi. Yanlış yani yanlış oyuncular değiştiriyor. Ya bu hafta da mesela rastgele oyuncu atıyor. Ya Sinan Gümüş'ü atıyorsun mesela değil mi? Diyorsun ki derbi yet. Ben öyle düşünüyorum. Bir yerde söylemedi ama hani büyük maçlarda oynamış daha önceden herhalde. Onu mu artık kafasında kullanmak istiyor bilmiyorum. Bence abi koy Ferdi'yi. Bak o neyi düşündü bence biliyor musun Sinan Gümüş attı? Eski takımı diye. O da olabilir. Belki hırs yapar şeyine soktu bence. Ya ama... Tiam leblebi gibi gol atmış Fenerbahçe'de. Koy Tiam'ı. Son haftalarda Tiam'ı. Tiam'ın herhalde ben de şimdi ben şey yapalım. Geçen aynen son haftalarda en çok katısı bulan Tiam'mış. Yani pas vermeden, gol atmadan, ne dedi biliyor musun? Asiste. Siz Hatay'da dedi iki tane gol atıp bizi kurtardınız ya dedi. Gel bakayım buraya dedi. Ya benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Bu kadar acı. Hatay maçı bir mucize bir skordu zaten. Bak ben aynen. Söylüyorum. Benim için yayından önce de söyledim. Biz Hatay'a kaybettik. Çünkü kazanma ihtimalimiz yok. Biz Galatasaray'a kazandık. 2 maçta 3 puan aldık. Ben öyle o yüzden yüzünü biliyorum. Ama Galatasaray onu kabul etmez. Biz Galatasaray'a kazandık diyor. Hocam ne diyor, ben akşam yatınca öyle görüyorum ama her şeyi. Ama zaten şey Hatay maçı mucizevi bir. Hocam, ya fark etmez ama sen ben sana 5 tane mucize maç sayarım ya. Ne Hatay'ı ya. Abi yani bak şimdi ben. Yani buradan Fenerbahçeliler de zaten biliyor. Eşek değil. Ben sokak yani. Röportajı yaptım hocam. Aynen. Fenerbahçeli ha. Arkadaşlarla. İyi oynamasak da lideriz. Kötü oynuyoruz diyen var. Artık şampiyonluk istiyorum diyenler var. Ya yani, bak şimdi. Şimdi Galatasaray 60. dakikadan sonra rakibe verdi topu. O da gayet normal. Ya bak Fenerbahçe'nin de şimdi bir şey dedim. Doğru diyorum. 1-0 bak bir biz de top oynadık. 1-0 skor çok tehlikeli bir skor. 1-0 atınca normal olarak hoca dışarıdan ne yapsa da etse de takım içindekiler o 1-0 koruma şeyine giriyor. Otomatik. Beyin olarak, otomatik aynen. Olarak. Hani şimdi 0-0'ken adam mesela bir atak oluyor. 3 kişi gidiyor, 4 kişi, 5. de katılıyor. Hocam Beşiktaş 10 kişi kaldı, Konya gitmedi bak, ya. Ya bak şimdi bak, 5. katılıyor Erman. Maç 1-0 oldu mu, 4 kişi gidiyor, 5. düşüyor. Lan gideyim mi, gitmeyeyim mi? Duruyorsun otomatik olarak. Yani normal o. Ama abi Fenerbahçe'nin bence en büyük sıkıntısı İrfan Can'ı aldığın bir sürü, öne bir tane harbi adam hakkı. Ya ben geçen baktım da hepsi 3'er 4'er gol atmış öndeki oynayan adam. Sen düşünün şampiyon oyuncağın. Senin sağ tarafın 4 gol atmış. Abi böyle bir şey yok dünyada ya. Öyle tabii canım. Bu yani... Mustafa transferi şu şekilde oluşmuş. Mustafa sezon başı Galatasaray listesindeymiş. Ama maliyeti yüksek olduğu için vazgeçmiş. Söyleseler biz alırdık. Fenerbahçe'nin listesinde. Genç söyledi Fatih'in. Yok Fenerbahçe'nin listesinde varmış. Fakat Samatta'yla Mustafa'nın menajeri aynı olduğu için. Samatta'yı buraya vermiş. Samatta'ya yönlenmişler. İngiltere'de oynuyor diye. Aynen. Premier League. Ya bak şimdi bizim ülkede şimdi Mustafa iyi bir çıkış yaptı. Muhammed Mustafa değil mi? Şimdi şey yaptı. İki maç atmasın yerde yere vururuz. Aynen. Burada işte Samalek'ten gelen adam ne olur diye.
Zor ama bence sene sonuna kadar kredisi var. Ya o sıkıntı yok ama bence Galatasaray doğru yaptığı iş, harbiden santrafor lazımdı. Santrafor aldılar. Adamın da iki maçta iki gol atması. Bir de şey, Mısır'ın futbolu harbiden iyi futbolcu çıkıyor oradan. Yani var futbol kültürü olduğu bir ülke. Şimdi mesela hani bazen mesela o Arap ülkeleri var mesela, orada tek tük çıkıyor ama şimdi Mısır'dan hep iyi topçu çıkmıştır. Bizim bu zamanda biliyorum bu Beşiktaş'ta geldi, defans oynuyordu, şimdi sinir altıma gelmiyor. Ahmet Hasanlar falan diyor. Afrika El Saka mıydı galiba? Bunlar hep Mısırlı. Afrika yani. Kupası oynamıyorlar mı hocam? He? Afrika Kupası oynamıyorlar. Şampiyonlar. Ama şey yani Mısır'ın şey Mısır iyi yani. Futbolu iyi yani. Milli takımı güçlü yani orada Mısır'ın. Aynen yani şey, onun için bence Galatasaray şanslı, iyi bir adam bulmuş. Zaten Cagney de gitmişti. Zaten yoksa işleri bayağı zordu. Cagney de İngiltere'de iyi gidiyor. O da orada açıldı. Karate oyuncu lazımdı. Onları aldı. Orta sahaya lazımdı. Yani şimdi Galatasaray Fegüli katılacak bu takıma. Jetson Fernandez katılacak bu takıma. Yani Luyin Damas'ı yedek. Bir Taylan'ın bence yedeği yok. Ama onu da işte hani Erman abi doğru söyledi. Saha içinde değişiklikler yapabiliyor. Ya oraya Donk'u bir Donk'u çektim bitiyor iş aynen zaten. Donk'u çektim şey yine hamleleri var yani. Şimdi var o yandan. Bekleri düzeltti. Sağ bekini, sol bekini. Abi mesela şimdi Fatih Hoca yine tebrik ediyor. Mesela Kerem'i atıyor oyuna. Çıkardı. Onyekuru'nun maçı değildi. Harbiden kötü gündeydi. Yani hiçbir sahada varlığı aynen, yoktu. Nazım iyi kesti onu. Adım aynen. Attırmadı. Aynen adım attırmadı. Onu çıkardı oyuna, oyuncu şey aldı. Eto'yu falan aldı. Yani Fatih Hoca'nın yaptığı hamleler daha biraz şey gözüküyor. Erol Hoca da harbiden işi zor. Ben bir kere daha size sormuştum. Hocam olmak, hocam olmak zor, oyuncum olmak zor. Fenerbahçe'de hoca olmak şu an çok zor. Çünkü abi yedekte oturan hepsi oynamak istiyor. Ya bir de hoca kafadan zaten bir ayar etmiş kendine. Öndekileri hep değiştiriyor zaten. Bir de orta sahadan biri çıkarıyor. Evet. Valla ben merak ediyorum yani Fenerbahçe olarak. Tabii 16-17 hafta kaldı galiba değil mi? Var mı daha? 17 hafta. Yani ikinci yarı yeni başladı. Aynen. Gibi düşünüyoruz i̇kinci, eski sezonlara göre. İkinci maç zaten değil mi ikinci yarı? Aynen. İkinci sezonlara yeni başladı. Yani bir İrfan Can, Mesut, Gustavo, Pelkas nasıl olacak Fener bilmiyorum. Bakacağız. Sosa'yı bekliyor muydun abi maçta? Mecbur oynayacaktı zaten. Mecburiyetten oynayacaktı yani. Performansını merak ediyorduk da fazla bir şey göremedik yani. Sen bekliyor muydun hocam Sosa'yı? Ya ben aslında tabii... Sen başkasını düşündün hocam. Ya ben şimdi normalde tabii beklemedim. Gustavo oynayacak oynamayacak bir şey vardı. Tabii Gustavo oynamayınca Sosa'ya dönmeli. Belki topu kullanabiliyor. Belki yani şey olur diye düşündü hoca herhalde. Ya normalde ilk yarı baktım doğru diyorsun. Top Galatasaray'da mı? Pozisyonlar Fenerbahçe daha net pozisyonlar buldu. Yani... Şimdi futbol işte adaletsiz burada. Fenerbahçe orada bir gol bulsa, bir sıra öne getirse, öndeki Samatan'ın vurduğu kafa gol olsa bambaşka. Bugün şeyi konuşacaktık. Hoca ooo çok tabii iyi yaptı. Sosa oynattı, şunu oynattı. Ama tabii şimdi kötü gidince tabii bu sefer o eksi yanları da ortaya çıkıyor. Ama ben şimdi mesela ben yine diyorum ben kendim de top oynarken eğer hoca bazen bize geliyordu mesela soruyordu ya şu mu oynasın, bu mu oynasın. Abi iyi topçu varsa diyorduk oynasın. 30 dakika mı, 40 dakika mı, 50, 60, 50 kaldır çık. Çünkü ben 60'a kadar maçı koparacağım. 2-3-0 yapacağım. Çık. Bir de şimdi tersini düşün. 3-0'dan, 2-0'dan özünü soksan olacak, sokmasan olacak son yarım saat. O bile isteksiz olur. Ya yani hani anladın demek istediğin şey yok. Maçtan kafadan koy zaten. Kopardın. Zaten kafa kafa oynuyorsun. Hani özünü mesela ben de diyorum ya, girdi bile vallahi zevk aldım. Harbiden. İnsan böyle bilen adam görünce güzel oluyor değil mi? Ayağına alıyor, veriyor, aynen. Şey yapıyor, yani koşuyor. Orada yapıyor. Yani bakarak yani, tabii canım adam takır diye adrese test. Allah vergisi adam fiziği de şey. Yakışıyor top ayağına. Hani ben orada... Ben onun gibi Altay topu ya da Yiğit'ten top oynamasın 20 kilo. Yine katılıyorum. Tiyam dururken sen Sinan Gümüş'ü nasıl sokuyorsun? Yani? Atıyor adam çatır çatır haftalardır. Niye kesiyorsun ya? Hani neyi düşünerek koyuyorsun? Ben onu oyuncu değişikliklerinde Erol Bulut'un böyle rastgele oyuncu değiştirdiğini ya kendi mi değiştiriyor, beraber mi değiştiriyorlar, ne yapıyorlar orada bilmiyorum. O da bilmiyor. Galatasaray'ın 3 oyuncu değişikliğini bildim ben. Kerem'i bekledim, Babel'i bekledim, Eto'yu bekledim ama sağ bekle sol bek zorunlu. Bir de bak Galatasaray'da ne var bak şimdi ben odacığım. Babel gibi adam dışarıda kalmış. Son haftalarda hep biliyorum iyi oynadı aslında. Oyuna girişi bile adamın şeyi giriyor oyuna. Hırslı yani istekli belli yani. Küs değil. Şimdi ben maçta seyrediyorum. Fenerbahçe oyuncu gelip kenarda duruyor ya mesela. Adam şey böyle hani. Niye oyuna giriyorum diye soruyor kendi kendine herhalde. Böyle bir hava var ya. Çıkanla Mert Hakan çıkıyor kızıyor. Lan oğlum ne hani gördünüz maçta dikkatini çekti mi? Evet. Çıkarken orada isyan ediyor. Futbolcular da her zaman kendi oynadığı bölgeye göre hep daha en iyisi odur. Bak hep en iyisi odur. Onun şimdi Mert Hakan'ın bölgesinde kim var? Ozan Tufan mı?
Mert Hakan Ozan Tufan'dan sorarsan Ozan Tufan'dan iyidir. Ozan iyi oynadı. Ozan'a ben Ozan'ı yine beğendim. Ozan'a sorarsan Ozan Mert Hakan'dan iyidir. Ben Ozan'ı beğendim. Bak ben Ozan'ı ben abi. Futbolcuda hep şey var. Hani benim hakkım. Hayır, ama niye oynuyor? O hep var. Ama işte şey diyorum bak. Şey o bile işte mesela Beşiktaş'ta da o var mesela. Galatasaray'da var. Fener'de olmayan. Şimdi diyorum bak. Bir dahaki bak seyret. Giren oyuncu hani girerken insan bir yalandan hırs yapar hani böyle. Şu abi giren hani şey sanki. Şimdi beni niye soruyor bu adam bu dakikadan sonra diye. Lan çıkan, Ronaldo muyum ben? Çıkan da isyan ediyor. Maçımı çevireceğim. Benden niye çıktın? Çok iyiymiş gibi sanki. Golde Serdar Aziz'in bence çok büyük hatası var. Yanlış kademeye giriyor. 100 yılın çalımını yedi. Şimdi doğru bence de çok basit çalım ama zor iş. Şimdi bak karşıdaki şimdi Emre Kılıç geliyor. Zaten ters ayakta yakalıyor Serdar. Ha Mustafa da tam yayın üstünde. Şimdi o an oyuncu şeyi de bilemiyor. İçinde miyiz cezalandı dışında mıyız yani dokansa penaltı olacak belki. Normal orada biraz tedirgin gidiyor yani çok kolay çalınmıyor. Ama o da o çalımdan sonra harbiden çok güzel net vuruş yapıyor yani normalde. Tabii, yani tabii güzel vurdu. Çok tam köşeye plaseyi bile bilense. Sert bile yani hani kolay değildi yani. Çok güzel vurdu. Alamaz işte. Mesela İtalya'da alamazsın o topu cezasız işte vermezler sana. Peki yani tartışmalı hiç pozisyonlara geçelim. Var mıydı? Çok var. Bir tane benim bildiğim vardı öbürleri çok da yani şey değil yani. Olur da olma. Hani desen ki penaltı desen ki değil kimse bir şey demeyecek pozisyonlar yani. Offside pozisyonu çok tartışıldı. Hangisi? İşte bu, o en offside Fener'in attığı gol. Ha vermeyen gol. Ya onu da ne diyeyim. Şurada sarı kart çıktı Mert Hakan'a. Doğru karar. Kendi bir şey demiyor zaten. İtiraz etmemiş yani. Aynen. Bu bana göre penaltı. Burada ben bir şey bütün söyleyeyim. Bütün yorumcular aynen penaltı dedi. Bence burada verebilirdi. Çünkü ha bak normalde o kadar penaltılar verildi ki vermesi lazım. Bana göre değil ha bak ben söyleyeyim sana. Bundan normal abi adam stoper kafaya çıkınca eli de diyecek ama geçen hafta yerde Galatasaray maçında Marcao çıkıyor Eporia'nın kafasını sıyırdı penaltı verdi abi yani böyle bir şey yok yani. Bu ama bu kontrolsüz hareket. Şimdi ben buna nasıl penaltı diyeyim? Sen Beşiktaş maçında Hakan neydi çocuğun adı? Cömert miydi? Antalya sporlu futbolcu. Hakan Özmert. Özmert. Orta sahada dirseği gözüne vurdun, o şişirdin. Direkt kırmızı kart. Faul bile vermedin. Bırak kırmızıyı, sarıyı faul bile zaten vermedin. Işte, zaten buna işte, nasıl diyeceksin ki ben penaltı? Ya işte onu diyorum. Bak, ülkede bana göre değil. Ama Erman şimdi öyle bir penaltılar verildi ki artık i̇şte normalde. Şimdi ben bir bak iddia ediyorum. Bu maç, şu pozisyon. Galatasaray Fener dedi. Galatasaray herhangi bir takım olsa verirdi penaltıyı. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Hani büyük takımlar olduğu için biraz da çekindiler bence. Yoksa ama Cüneyt Çakır'ın bu maç yönetme değil de idare etme yönetiminden kaynaklanıyor olabilir bunlar. Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Ortamı maçı germeyeyim. Maçı seyredirken de şey, ben gruba da yazacaktım. Bizim gruba yazıyoruz ya. Bu maç Cüneyt Çakır beraber bitirtir maçı dedim. Kontrolsüz hareket bence bu yani. Verebilir. Bak verse kimse bir şey demez. Çünkü harbiden bir darbe var. Çünkü Dong'un kafa harbiden bir geriye gidiyor böyle bir sarsılıyor. Yüzüne gelmiş canım. Aynen. Görürüz zaten eli yüzüne gelmiş de. Yani verebilir normalde. Bütün yorumcular da penaltı dedi zaten. Verebilir. Ben de katılıyorum ama ben bak normalde vermem ama verebilir. Hani şu bu da sarı kart abi kim ne derse desin. Ya hocam bunlara niye sarı kart veriyorlar? Ama bak burada çok, yani kalenin uzağında Erman bu topu neyi senin amaçla adama vuruyor direkt abi zaten. Giriş çok kötü ama. Ha topa vursa bak şimdi bir kere yeni futbolda arkadan müdahaleleri sarı. Şimdi bu da şimdi abi iki ayağına da bak. Şimdi bu oyuncu hiç görmüyor bile geldiğini. Abi direkt ayağına vuruyor. Ayağına da bak. Aynen abi verebilir. Ya yani Serdar burada Aziz biraz hırs yapmış herhalde. Ondan önce kızdı herhalde bazı şeylere. Burada faul çaldı. Yok burada yanıldı Cüneyt. Hiçbir şey yok burada. Burada biz konuştuk ya Donk'un ayağını. Hiçbir şey yok. Hiç Donk'a değmemiş. Hiçbir şey yok. Ben de bunu yayıncı kuruluşta seyredince 2-3 evet yerden gösteriyor. Biz, hatta Donk'la aranda bir 10 santim boşlukla var. Biz yani Burak'la beraber seyrettik. Aynen, bunu. Ben dedim ki faul kaleciye dedim. Sonra baktık hiç alakası yok. Alakası yok. Donk hiç değmiyor bile kaleciye. Evet. Salah'yla çarpışıyor. Sonra alakası aynen yok. Kendi sonra gördük biz de. Cüneyt yavrum öyle yorumlar. Zor pozisyon ama ya kolay değil. İlk görüşte ben de ben de öyle zannettim ama sonra baktığımızda aynen, ilk diğer ben kamera de açısından Burak olmadığını devam gördüm ben de. Burada. Faal değilmiş yani. Devam edelim. Devam edelim. Burada sarı kartın Riva'dan uyarıyla geldiğini söylüyorlar hocam. Sence doğru mu? Yok ya. Buradan ama sarı kart burada. Bak şimdi çünkü o şey Zangara değil mi? Nazım da herhalde. Topu çok yönünü aldı. Yok sarı şey, kart zaten. Geç kalıyor zaten. Bu sarı kart aynen geç verdiği için uyarının. Ya sanmıyorum ya. Ben dördüncü hakem ona uyarmış olabilir. Ya yok Burak ya şimdi bak şimdi. Orada dördüncü hakem bak, var ya. Hakem Erman şey çok önemli. Şimdi bu Cüneyt Çakır'da bazen dinliyor bazen arkadaşlar diyor ki çok eğitimci sahada çok anlatıyor olayları. Doğru söylüyor. Çünkü şimdi
Ben bu, de görüyorum. Böyle olaylarda bazen de Burak hakemin cat sarı çıkarıp gitmemesi lazım. Bir bekle. Oyuncu çünkü bir sakinleşsin, bir 10 saniye, 5 saniye bir ortam bir dursun. Çünkü şey bir pozisyon. Sangara geçse belki kaleye gidecek, pas evet. çıkacak, gol olacak. Şimdi hani bir sakin bir toparlan. Çünkü bu arada oyuncu zaten sağ dışına uçuyor. Aynen. Bir de ona bakmak lazım durumu yani. Bence ben inanmıyorum öyle şeyden sarı geldi ama sarı normal abi. Belki en kötü dördüncü ayı. Bence aynen. Çünkü şimdi burada yani bunu yani vermesi yani lazım. Yoksa gitti Sangara. Burada penaltı bekledi Galatasaray. Ya bu da ya artık biz neyi doğru neyi yanlış olduğunu unuttuk zaten. Ha değiyor. Temas var. Ya ayağa mı takılmış hocam? Kendi sol ayağı takılıyor galiba ya. Koşarken. Valencia'nın tekmeyi. Önce bir kalçasına değiyor. Bak, burada vuruyor aynen. Kendi sol ayağına bak gördün mü? Vurdu bak Valencia'ya sol ayağına. Kalçayı vuruyor ama ilk önce. Şuradan kalçayı vuruyor. Önce kalçayı vuruyor bak. Bak yukarı bak. Şimdi vuruyor. Ondan sonra ayak çarpıyor. Ha, olabilir. Doğru söylüyorsun. Orada bir kalçayı bir dengesi bozuldu ama ya bak şimdi. Çok basit penaltı olurdu bunlar. Bu sefer her maçta böyle pozisyon lazım. Her maçta 3-4 oluyor. O zaman her müdahaleye penaltı vermeleri lazım. Kalçaya yani. Dokunmuş. Doğru. Bence o Salay orada duruyor önde. Zaten şeyini kesmiş zaten Linens'in. Belki önü boş olsa verirdi hakim penaltıyı. Bence o Salay'ın orada durması şey yapıyor hani. Oyuncu zaten topu şey yapamayacak. Avantajı da düşündü herhalde. Aynen. Düşüşünü de beğenmemiş olabilir. Ama verebilir. Ben söyleyeyim. Yani verse verebilir. Kimse bir şey demez. Aynen çünkü darbe var. Fenerbahçe'nin lehine verse sevinirim. Bu sarı kart vermedi. Es geçti. Of. Ya bunlar normal fauller ya. Vallahi ben bunlara hiç takılmıyorum. Bunlar abi futbolda olacak ya. Biraz değeceksin, biraz şey olacaksın abi. Şey kız gibi olduk değil mi hocam? Ya vallahi her şeye, her ayağa basmaya. Sarı kart, her yüze gelen. Ben... Televizyon kanalları bazen sağın ortasına kadar girip sakatlanan futbolcuları yapıyordu ya. Şimdi... Adama girmişler kan ter içinde her yeri çamur. Hayır o zaman harbi darbe vardı. Şimdi girse sorsa adam kendini ölecek diye verdi. Aynen öyle. Sağ zemin kötü, tekmelik yok. Ya o zaman zaten ölüyor millet ya. Gol pozisyonunda faul beklediler ama yok galiba. Burada yok abi. Burada ikisi de beraber aynı topa gidiyor. Ozan burada abarttı. Ozan biraz şey hani faul istiyor yok. Burada Ozan istedi ama çok uzattı bir de yani. Yok diyor. Tamam, i̇kisi de... Bak burada hala devam yok. Ediyor. Ya, baba aynen, burada da yok. Kafa topunda da bir burada şey. Burada da yok. Aynı şeyin düştüğü. İşte maçın bunu en çok çözemeyiz. Konuşulan pozisyon. Bunu biz çözemeyiz hacı. Ya bunu yani ben... Bizi burada boşu boşuna yalan dolan konuşturma kimseye biz bunu çözemeyiz. Ben ilk seyrettiğimde evde seyrediyorum. Bak ben böyle gördüm. Ben direkt offside dedim. Ben de direkt offside dedim. Ya biz beraber baktık. Ben beraber değildim. Ben offside dedim. Burak offside değil dedi. Ben Fenerbahçeli olarak offside dedim. Çünkü bak ben de böyle gördüm. Aynen ben maçta da... Sonra dediler ki bak burada top ayaktan daha çıkmamış. Burada çizgi çizemiyorlar. Top çıkmamış, terk etmemiş adamın ayağına. Adam da topa vurmamış. Çizgi çekmeleri zaten bir o yüzden dert oldu. Sıkıntı oldu Türk futbolunda bu iki gündür ama yani bu topun adamın ayağıyla bir vedalaşması lazım hocam. Bir vedalaşması lazım. Orada belki tam vedalaşıyor. Yok daha çıkmamış ayaktan. Ozan'ın şu an offside. Şu görüntün offside abi. Ben değil mi böyle çıplak gözle baksam o çizgiye gerek yok. Çünkü offside. Taylan'ın dizinden almışlar hocam. Ozan'ın da omuzundan çekmişler doğru. Çizgiyi. Tamam offside o belli. Doğru yerden alıyorlar zaten. Yani şu çizgi offside doğru. Yani şu çizgiye bakar. Yani orada Mesut top ayağından çıkmadan bunu çizdiği için sıkıntı oldu. Mesut'a bir sorsaydı da çıkmadı çıkmadı bu ara. Yok gözüküyor da daha vurmamış bile adam topu hocam. Ya sen şimdi Fenerbahçe gözüne bakıyorsun. Burak ne diyor bu ya? Bir şey Burak vurmuş mu topa çıkmış mı? Gökhan da yok bugün burada. İşte Galatasaray'ı korusun. Hayır şu anda top arkadaşlar çıkmış. Korumakla alakası yok hocam. Ben offside değil dedim maç esnasında. Yok biz burada onlar offside dedi. Biz burada Gökhan'ın şeyine söylediklerini lehine çevirmeye çalışan yorumcular olduk zaten orada. Ben abi ben burada yani çok zor abi inanmak lazım artık. Bak ben size söylüyorum bu pozisyon bak şurada top çıktıktan sonra diyor adam mesela tek şu anda top fazla çıktı da yani. Bak şimdi. Mesut'un da vuruşu bir enteresan hocam topu kepçeliyor gibi değil mi? Sanki topu kaldırıyor da ayak daha topta yani bak top havalandığında top hala ayak topta. Ama bak şurada da offside gözüküyor. Baksana top hala ayak. Sonra... Burada ayağa bakıyorlar. Ama top çıktıktan sonra da offside gibi. Yani çıplak gözle ben abi çok zor ya çok zor. Değil mi? Biz İnanmak lazım. Sokma, biz buradan çıkamayız. İnanmak lazım. Ha ben maçı benim şeyimi sorarsan Burak ilk hemen pozisyon oldu. Ben hemen offside dedim. Hatta santraya gidince şaşırdım. Allah Allah dedim. Ozan'ın kafası önde gibi gözüküyordu. Ama abi nereden bakarsan burada bak. Burada Fenerbahçe penaltı bekledi. Ya bu da çok bak bir şey söyleyeyim sana. Buna veriyorsan Linus'a da vermen lazım. Doğru. Yani şimdi öyle ya, ağır bir penaltı, darbe değil. Hoca şöyle penaltı var çekme var ama ya, kimse ya, yanlış ya o kadar yok ya o kadar ya bak Burak. Bak, siz hatırlıyor musun bir maç vardı itikledi yukarıya doğru zıpladı Hataylı mıydı? Abi bak şimdi hepimiz toplamadık bunlar maçta normal şeyler ya biraz şöyle tutman sarılman abi bu da olmazsa artık bıraksın gitsinler ya. Burada ya size... ben geçen dün mü İngiltere maçı Liverpool City'yi biraz sevdiydim evde. Abi orada da hakemler bazen bir iki diyorlar hakem abi adamlar
Omuz omuza gitti pozisyon. Abi indirdi adamı, hakem devam ya, geçiyor. Bir şey söyleyeceğim sana. Bizde olsa ya durdurlar kırmızını sağlam. Ben o futbolu istiyorum zaten ya. Olsun ben onu istiyorum zaten. Yani abi, vursunlar, düşsünler, kalksınlar. Yani ama böyle kart, penaltı. Ya bırak hocam bu. Vallahi ben de seyrettim. Şimdi futboldan zevk almıyoruz ya. Pozisyonları konuştuk. Fenerbahçe Karagümrük'e gidiyor. Galatasaray kendi sahasında Kasımpaşa ile oynuyor. Galatasaray'ın bir Alanya deplasmanı var. Ondan sonra hocam fikstüre baktım. 32. haftaya kadar Galatasaray lokum çekti. Öyle değil mi? Ben sana söyleyeyim, bu ligde lokum artık çekmiş. Şimdi bu ligde öyle bir şey yok. Hayır, hayır, Burak'a katılıyorum ama o lokumların da ligdeki durumu çok önemli. Aynen. Yani dünyada Erman, dünyada acı olursa ikinci yarıki maçlar daha zor geçiyor. Ama deplasmanla tabii kendi sahasındaki maçlar öyle bir ayarlanmış. Ama bir şey bırak. Hepsi birbiriyle oynayacak. Şimdi biz futbolda bir algı var. Biz de oynadık. Şimdi hep şey var. Şimdi ikinci yarı başlayınca bazı takımlar hemen böyle yapıyorsun. Allah diyor, şuraya yakın, şuradan bağlantı yaparlar. Şöyle adamları var, şurada var. Harbiden bazı maçlara gidiyor, maç bir başlıyor. Hakem 2-3 karar veriyor zaten. Aklında zaten o şey var ya. Tamam ya, biz burada hayatta galip gelemeyiz belli diyorsun. Ya bizim çıkıyorsun. Başımıza gelmiyor hocam. Biz Fenerbahçe'de top oynarken Alman bir hakem veriyor, yandık diyoruz. Zaten Kenan Hoca'yı durduramıyoruz. Ondan sonra Kenan Hoca var ya, 90 dakika hakemin yanında, yemin ediyorum sana ya. Yok yani o için zor maçlar ikinci yarı. Hani öyle lokum diye bence düşünüyorum. Daha 17 hafta var bakalım. Sen şimdi Beşiktaş'ın Antalya'ya takılacağını düşünüyor muydun? Hayatta aklıma gelmez. Hayatta gelmez. Hayatta abi ben senin şurada 10 kişiye sorarak 10'da 10 derdi Beşiktaş galip. Hocam Japonya'dayız. Bak Tokyo'dayız. Oteldeyiz. Dedim ki Fenerbahçe Antalya maçı var. Fenerbahçe'nin stadında. Erhan da dedi ki abi dedi izleyelim mi? Lan dedim Uriyat gece 4'te. Yani oranın saati. Ha, kim seyredecek? Zaten dedim 3-5 atarız. Sabah bir kalktım 1-0 mağlup olmuş. Al işte abi, bu işler öyle. Antalya bizi Kadıköy'de yenmiş 1-0 yani. Ya, benim çalışı zokum yoktu yani. Sana söyleyeceğim. Sakat. Bu bölümü kapatıyoruz. Bir sonraki programda, bölümde Beşiktaş konuşacağız.